İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Nurhan Hoca iktisatçı, aynı zamanda kamu harcamalarını izleme platformu sözcüsü. Kamu harcamalarını izleme platformu bir sivil toplum girişimidir ve 2016 yılından bugüne kadar da çalışmalarını sürdürüyor. Kamunun çeşitli alanlarındaki harcamalarını, bütçelerini kontrol altına alıyor, izliyor ve değerlendirmeler yapıyor. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bugünkü programda konumuz Türkiye'nin orman yangınları bütçesi. Bu ne kadar anlamlı bir başlıktır. Hemen değerlendirmeyi sizden almak istiyoruz. Biz böyle bir başlık koyduk çünkü Türkiye'de ormanlarla ilgili ve orman yangınlarıyla ilgili kurumlar konusunda da bayağı tartışmalar ve karışıklıklar var. Orman yangınları bütçesi, ormanlarla ilgili bütün faaliyetlerle ilgili kurumlar hangileridir hocam? Şimdi merkezi yönetimin esas olarak orman yangınlarıyla mücadele için ayırdığı bütçeye bakacağız. Çünkü yerel yönetim bütçesi ve merkezi yönetim bütçesi ayrı ve orman yangınlarından sorumlu olan kurum merkezi yönetim kurumlarından Orman Genel Müdürlüğü. Yerel yönetimler itfaiye teşkilatıyla şehir yangınlarına müdahale ediyorlar ve bundan sorumlular. Bizim bir slaytımız var, ona geçebiliriz. Şimdi birkaç kaynaktan, Orman Genel Müdürlüğü'nün kaynaklarından yangınlara karşı korunmak üzere kendi sorumluluklarından söz eden cümleler aldık. Bir tanesi yine 2020 son faaliyet raporundan Orman Genel Müdürlüğü'nün orman kaynaklarını kırmızıyla boyamış olduğumuz yangınlara karşı korumak. Ne şekilde? Katılımcı, çok amaçlı, ekosistemin bütünlüğünü dikkate alarak vesaire açıklamalar var. Ama esas olarak orman kaynaklarını yangınlara karşı korumak. Diğer faaliyetlerinin yanı sıra ormanları geliştirmek gibi, diğer zararlılarla mücadele etmek gibi. Bunu kendi görev, yetki ve sorumluluklarında resmi bir rapor olan faaliyet raporunda dile getiriyor. Bir sonraki kaynak, faaliyet raporunun 12. sayfasında diyor ki Türkiye esas olarak Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu için önemli bir tespit yapıyor. Diyor ki toplam ormanlık alanının %60'ı birinci ve ikinci derecede yangına hassas alanlardır. O nedenle yangına karşı mücadele çok önemli görevlerimizden birisidir diyor. Bir sonraki slaytta da bunları açıklamaya başlıyor. Neler yapması gerektiğini, neler yapacağını söylüyor. Çıkmasına ve yayılmasına, orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki, beşeri tedbiri almak, bütün teknikleri geliştirmek ve güçlendirmek, müdahale süresini en aza indirmek, yangın zararlarını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek, bu amacına ulaşmak için yaptığı faaliyetler arasında sayılıyor. Sonra bir sonraki slaytta görebileceğiniz gibi bu amaca ulaşmak için çeşitli planlar yapıyor. Bir tanesi daha eğitim ve bilinçlendirme, orman yangınlarının sebeplerinin ortadan kaldırılması için her yıl bir orman yangınlarıyla mücadele eylem planı hazırlıyor. Burada işte ne şekilde eğitim ve bilinçlendirme yapılacağı anlatılıyor. Diğer yandan bütün bu mücadeledeki teknik kapasitenin arttırılmasına yönelik yatırım programını ise orman koruma ve yangınlı mücadele projesi olarak gerçekleştiriyor. İki tane önemli doküman ve proje çerçevesinde bu işi yaptığını söylüyor. Daha sonrasında ise slaytta göreceğimiz gibi faaliyet raporunda stratejik amaçları var. Çok sayıda stratejik amacının birincisi ormanları korumak. Bu ormanı korumak stratejisinin ilk hedefi ise orman yangınlarıyla mücadele için tedbirler almak. Stratejik planda yer alan ilk hedef
orman yangınlarıyla mücadele, Orman Genel Müdürlüğü. Bir sonraki slaytımızda stratejik planda 2013-2017 ve daha sonraki stratejik planlara baktım. Burada güçlü yönlerinden söz ediyor. Her stratejik planda stratejik hedefler verildikten sonra bunlara ulaşmak için hangi alanlarda güçlüyüz, hangi alanlarda zayıfız, dolayısıyla geliştirilmesi gereken konular ortaya çıkılıyor. Güçlü yönlerin birincisinde yetki ve sorumlulukların devlet orman teşkilatına verilmiş olması. İlk sayılan en güçlü yön olarak kendileri tarafından görülüyor. Bunlar kendileri tarafından ifade edilen şeyler. Bütün yurt satına yayılmış bir teşkilat var. Devlet Orman Teşkilatı var. Planlama bilinci çok uzun senelerden beri kullanılıyor ve yerleşmiş. Ve çok önemli bir kurum Orman Genel Müdürlüğü. Çok köklü bir kurum. Dolayısıyla bunu da güçlü yönlerinden sayıyor. Ve organizasyon yapısı, yeterli araç gereç, altyapı ve haberleşme sisteminin varlığı da yine stratejik planda güçlü yön olarak belirtiliyor. 2013-2017'den sonraki bir sonraki slide'da verilen 2017-2021'de de yine benzer bir şekilde orman alanlarının çoğunluğunun kamunun mülkiyetinde olması ve orman teşkilatı tarafından yönetiliyor olması şeklinde bir güçlü yön ifade edilmiş durumda. Yine orman teşkilatının yaygınlığı vesairesi 117 yıllık köklü bir kurumdur burası diyor Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü misyonuna, vizyonuna sahip, hakim gözüküyor. Yani son günlerdeki tartışmalar, yerel yönetimler müdahale etmeliydi, etmemeliydi tartışması aslında kendi resmi raporlarında. Bunlar kanunen yayınlanmak zorunda olan raporlardır, stratejik plan ve faaliyet raporları. Bunu ifade etmiş durumda. Şimdi biz bunları söyledikten sonra yine yaklaşık aynı dokümanlara bakarak, faaliyet, kendi yayınladıkları faaliyet raporları ve performans programlarını yaparak bütçesini inceleyeceğiz Orman Genel Müdürlüğü. Hocam ona geçmeden hemen evet. Bu büyükşehir belediyeleriyle evet. ilgili kanundaki maddeyi okumak istiyorum. Madde 7, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Kanunun tamamını incelediğimiz zaman orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir görevin verilmemiş olduğunu, bir sorumluluğun atfedilmemiş olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi son dönemde ve geçmiş dönemde çıkmış olan bütün yangınlar esas itibariyle ormanlarda başlayıp yakın ilçeleri, kentleri tehdit altında tutuyor. Köyleri tehdit altında tutuyor. Zaten bunları birçok televizyon kanalının programlarında yakından izledik. Evet. Evet, il düzeyindeki planlardan söz ediliyor kanunda gerçekten, ormanlardan değil. Yine denetleme tamamen ilin içerisindeki konutlar, fabrikalar vesaire diye teker teker sayma yöntemiyle yapılmış kanun ve orman sayılmış değil çünkü il düzeyinde değil. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir kurum, merkezi yönetim kurumu. Özel bütçeli kurumları diğer genel bütçeli kurumlardan ayıran en temel faktör özel bütçeli kurumların gelir elde etme, kanunen gelir elde etme, çeşitli alanlardan gelirleri doğrudan elde etme haklarının olması. Onun dışında ne toplanırsa gelir olarak vergi vesaire diğer gelirler paylar. Bunlar bir torba bütçeye giriyor. Oradan sonra diğer kurumlara, bakanlıklara vesairelere dağıtılıyor. Hazine üzerinden. Bunlar hazineye geliyor, hazine dağıtıyor. Ama onun dışında bazı kurumların öz gelirleri var. Orman Genel Müdürlüğü de bunlardan bir tanesi. Bu öz gelirin dışında o hazineden bir para alıyor ve yine döner sermayesi olan bir kurum. Şimdi bunlar nedir? Öz gelir ve döner sermayeye eğer bakacak olursak, döner sermaye ve öz gelir aslında en önemli, en yakından hepimizin bilebileceği bir örnek üniversitelerdir. Yani kendi öz geliri vardır. Öğrenciler şey öder,
bir katkı payı öder, eğitimden yararlanmak için devlet üniversitelerinden söz ediyorum. Bu üniversitenin doğrudan kendi geliri olarak kaydedilir. Kanunen bu hak ona verilmiştir. Onun dışında hazineden üniversitelerde kaynak alır, bir de döner sermaye geliri vardır. Yani kendi kontrolü alanındaki çeşitli konularda gelir elde etmek üzere piyasaya hizmet verebilir. Araştırma yapabilir. Yani herhangi birimizin evinin örneğin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için biz bir üniversitede döner sermayesine başvurabiliriz. Onlar gelir buradan örnek alırlar ve üniversitenin laboratuvarını kullanırlar. Biz de ona karşılık bir para öderiz. Döner sermayenin özelliği öz gelirden farklı olarak gelen kaynak kurumun elemanlarına da dağıtılabilir. Yani bir araştırmacı gelip bu işi yapıyorsa ona da bir kaynak verilebilir. Düşüktür, daha çoğu kuruma gider ama şeye de bir kaynak verilebilir. Şimdi biz Orman Genel Müdürlüğü'nün bu üç gelirine bakarsak, 2019 ve 2020 için yine Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarından aldığımız şeyler, verilere bakarsak, öz gelirleri 2 milyar 600 milyon 2020 yılı için okuyorum. Hazine yardımı 1 milyar, döner sermaye geliri ise 7 milyar 200 milyon. Burada gördüğümüz bu üç temel kalem ki toplam öz gelirleri ve döner sermaye gelirlerini boldu kalın olarak yazdım. Diğeri ise izleyenler için kırmızı hazine yardımı. Hazine yardımı bu üç gelirin toplamı 11 milyar olduğunda %10'unda kalıyor. Hazineden şeye ayrılan, Orman Genel Müdürlüğü'nün ayrılan kaynak Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirinin %10. %66'sını döner sermayeden elde ediyor. %24'ünü ise öz gelirlerinden elde ediyor. Şimdi bu slaytta biraz daha kalalım. Bu öz gelir nedir? Öz gelirin alt kalemleri nedir? Döner sermayenin alt kalemleri nedir diye bakalım. Önce en yüksek gelir olan döner sermaye, 7 milyarın üstünde bir geliri olan döner sermayeye baktığımızda bunun neredeyse hemen hepsinin orman ürünleri satış geliri olduğunu görüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bir işletme aslında, burada gördüğünüz gibi 7 milyarlık bütçesi olan bir işletme ağaç üretiyor, satıyor. Yani yetiştirmiş olduğu ağaçları kesiyor ve satıyor. Ve onları satıyor. Bazılarını gençleştirmek amacıyla satıyor, bazılarını sadece kesip belirli bir süre sonra satmak için ekiyor. Ama dehşetli bir orman ürünleri satışı geliri olduğunu görüyoruz, 7 milyar civarında. 2 milyar 600 milyon olan öz gelirlerinde ise dikkatimizi çekecek İki kalem var. Birisi verilen izinler, bu da neredeyse tümünü kapsıyor, 1 milyar 900 milyon civarında. Orman arazilerinin kullanımıyla ilgili verilen izinler. Kimlere veriliyor bu izinler? Onlara geleyim. İsterseniz bir sonraki slayta geçelim. Burada bir öz gelirlerin arasında verilen izinler var. Bir de devlet hakkı olarak madencilerden alınan devlet hakkı payı var. Şimdi burada esas kaynağı verilen izinler oluşturuyor, esas geliri. Kimlere veriliyor? Madencilere veriliyor. Bu esas kaynak bu, temel kaynak bu. Ama enerji tesislerine, arkeolojik kazılara, define aramaya, balık üretim tesislerine, bazı turizm tesislerine izin verilebiliyor. Bu izin verilen izin karşılığı bir süresine bağlı olarak, izin verilen yerin coğrafyasına bağlı olarak bir gelir, bir kira, bedel çıkarılıyor. Bu bir bedel doğrudan Orman Genel Müdürlüğü'ne gelir kaydediliyor. Kullanım, devlet hakkı denilen şey ise madencilerin isminin açıkça geçtiği, küçük olmakla birlikte çıkan madenin belirli bir oranı, gelir çıkan madenin belirli bir oranı devlet hakkı olarak devlete veriyor. Bir öncekine tekrar geri dönersek slayta, toplam 2020 yılında 2 milyar 600 milyon olan bu öz gelirinin 1 milyar 936 milyonu bu izinlerden kaynaklanıyor. Madenciler çıkarttıklarını artık devlet hakkı çok düşük. Hatta 2019'dan 2020'ye düşmüş. Az mı bulmuşlar maden onu bilemiyorum ama devlet hakkı
devlete verdikleri hap çok düşmüş. O beyan nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ama verilen izinler esas pay ve burada da madenlere verilen, bunun ne kadar çok sayıda madene izin verildiğini de biliyoruz. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda... Burada hemen bir sorum var hocam. Şimdi bu madenlerden devlet hakkı dediğimiz şey devlete mi gidiyor yoksa Orman Genel Müdürlüğü'nün kasasında mı kalıyor? İsmi devlet hakkı olmakla beraber madencilik kanununa göre bunun Orman Genel Müdürlüğü'nün öz geliri olarak kaydedilmesi Orman o kanunun o verir. Öteki türlü de olabilir. Yani doğrudan defterdarlığa da yatırılabilir ama maden kanunu çıkarken Orman Genel Müdürlüğü bir anlamda hani bir gelirleri garanti altına alınmak üzere bu Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiş. Aynı şekilde bu izin gelirleri de doğrudan devlete gidebilirdi. Mesela bildiğim kadarıyla bu 2B orman alanlarının işte satılması vesairesi sonucu elde edilen gelir nereye gitti diye baktığımızda Orman Genel Müdürlüğü'ne gitmiyor. O kanun sonradan çıkarken doğrudan defterdarlığa yatırılıyor, devlete gidiyor. Burada ise orman kanununda Orman Genel Müdürlüğü'ne gitmesi yazılmış ama burada şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Orman Genel Müdürlüğü'nün toplanan bütün vergilerden, vergiler üzerinden, hazineden doğrudan aldığı para 1 milyar 900 milyon 2020 yılında. Onun dışında 11 milyara ulaşmak için geri kalan diğerlerini, bu %10'un dışında %90 gelirini kendi kazanması lazım. İzin verecek, orman ürünü satacak gibi. Bu da Orman Genel Müdürlüğü'nü orman işletmesi ve orman arazilerinin kullanımı için izin vermesi anlamında buna bağımlı hale getiriyor. Bakın şey karşılaştırması da yapılabilir 2019-2020. Örneğin 2019'da toplam karşılığı 9 milyarken 2020'de 11 milyar olmuş. Orman ürünleri satışında da artış var. Verilen izinlerde de artış var. Bu gelir arttıkça Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinde harcama yapacağı olanak, harcama yapabileceği bütçesi artmış oluyor. Hazineden gelen ise 2019'da 959 milyonken 1 milyar 0.96'ya çıkmış. Yani enflasyonu dikkate aldığımızda bir artış yok. Kendi başının çaresine bak denmiş bir kurumun bütçesi hissi veriyor bize. Bir sonraki slayt zaten bu öz gelirleri anlatıyordu. Ondan sonrakine geçebiliriz. Dediğim gibi bütün bu işlemleri yapabilmek için bir bağımlılık. Orman ürünleri satışına ve madencilere esas olarak yapılan kiralamalara bir bağımlılığı görebiliyoruz bu bütçe incelemesinde. Şimdi bir sonraki slaytta şunu tartışacağız. Evet tamam Orman Genel Müdürlüğü bir kaynak öz gelir elde ediyor kendine kanunen verilmiş bazı kalemlerden dolayı hazineden bir kaynak alıyor. Bunu Karayolları Genel Müdürlüğü ile karşılaştırdık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile... Ve bu 2021. 2021 ha, evet. Planlanan. 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 Evet. Yani içinde bulunduğumuz yıl. Yıl için yıl başında Aralık ayında Aralık'ın son günü yayımlanmış olan bütçe gerekçesinin içerisinde 2020'nin 31 Aralık'ında yayınlanıyor bu bütçe gerekçesi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü almamızın nedeni Türkiye'de öz gelir bakımından en zengin kurum karayolları. Bunu da hepimiz yaşıyoruz aslında. Hani bir yerden geçtiğimizde paralı karayollardan verdiği şey oraya gidiyor. Devletin köprüleri buraya gidiyor. Dolayısıyla hani çok geniş bir gelir ağından söz edebiliriz. Mesela 2021 için 2 milyar 800 milyon bir öz gelir bütçesi planlanmış. İkinci en önemli gelir elde eden kurum ise Orman Genel Müdürlüğü. Bu bana ilk gördüğümde çok şaşırtıcı gelmişti. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü kadar gelir elde. Öz gelirden söz ediyoruz. Daha döner sermaye değil burada. Şimdi bu öz gelir karşılığı yine bu bütçe gerekçelerinde her yıl için hangi kurum ne kadar öz gelir alacak, ne kadar hazineden katkı alacak diye tabloları oluyor. Şimdi kırmızı olanlara geçelim. Hazineden alacağı tahmin edebileceğimiz gibi 1 milyardı 1 milyar 600'e çıkartılması, 600 milyon Türk lirasına çıkartılması planlanmış 2021 yılında. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne hazineden ayrılan kaynak ise 31 milyar. 31 milyar 700 milyon. Bu dehşet bir fark. Küçük dilimizi yutacağımız kadar büyük bir fark. Bu kadar önemli bir misyonu olan Orman Genel Müdürlüğü'ne
hazineden ayrılan kaynağın bir başka kurumla karşılaştırıldığında bu kadar düşük olması bizi birazcık özellikle yangınlarla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele bu kadar önemli bir kurumun bu kadar düşük bir hazine payı alması şaşırtıyor ve üzüyor diyebiliriz. Bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi bütün bu gelirleri arasından bir kısmını yangınla mücadeleye ayırıyor. Başka görevleri de var. Biraz önce gördüğümüz gibi Orman Genel Müdürlüğü'nün. Şimdi burada tüm gelirlerini bir araya getirdik. Yani neydi gelirleri? Öz gelir, hazine ve döner sermaye. Hem öz gelir ve hazineden yine bu 2021 plan programı, bu içinde bulunduğumuz sene için ayrılmış kaynağı görüyoruz. Yine bu öz geliri olan hem hazineden aldığı hem de gelir olarak elde ettiği kaynağın, ki bu 4 milyar civarında olacak 2021 yılında, 1 milyar 100 milyonunu yangınla mücadeleye ayırıyor. 7,5 milyarın döner sermayeden elde edileceği varsayılan 7,5 milyarın ise 650 milyonu yangınlara ayrılıyor. Diğerleri gençleştirme, fidan ekme vesaire. Zaten döner sermaye bir işletme olduğu için, fidan orman ürünleri satışı olduğu için orman ürünleri geliştirmeye esas kaynak ayırıyor. Yangınla mücadeleyi de bir kaynak ayırmış durumda. Ama bu 11 milyar gibi bir bütçenin içerisinden 1 milyar 800 milyon TL gibi içinde bulunduğumuz yıl için yangınla mücadelede planlanmış harcamadır. Planlanmış bütçedir. Bu bilgilerde Orman Genel Müdürlüğü'nün 2021 planlanan... Performans programı. Kendi yayınladıkları, yine kanunen yayınlamak zorunda oldukları bir kaynak. Web sitelerinden ulaşılıyor ve bu kaynak... faaliyet raporu gibi, performans programı, stratejik programda kurumun yetkililerinin imzasını taşıyan kaynaklar bunlar. Ve hepsi internet sitelerine zaten kanunen konulmak zorunda. 11 milyar gibi bir bütçenin döner sermayeyle birlikte 1 milyar 800 milyon yangınlara ayrılmış durumda. Yani böyle bir giderek azalan bir şey. Yani önce Orman Genel Müdürlüğü'nün hazineden aldığı kaynağın çok az olduğunu görüyoruz. Sonra kendi kaynakları içerisinde döner sermaye hepsini bir araya getirdiğimizde bu 11 milyar gibi bir şeye ulaşan kaynağın içerisinde 1 milyar 800 milyonun yangınlarla mücadeleye ayrıldığını görüyoruz. Bu noktada bir sorun var hocam. Şimdi tabii bu son yıllardaki durum, geçmişteki durumu da tespit etmeye kalktığımızda ne kadar eskiye gidebiliriz? Özellikle yayınlanan bütçe raporlarından ve faaliyet raporlarından hareketle. 2006 yılından itibaren faaliyet raporları yayınlanıyor. Evet. Şeyde performans programları da yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılından itibaren yayınlanmaya başladı. Stratejik planlar 3-4 yıldır 3-4 yıllık planlar olarak yapılıyor. Her kurum 3 tane kadar stratejik plan yayınladı. Evet. Bunlar oldukça eskiye gidebilen yayınlar. Bunları da biz KAHİP'te diğer konularda yaptığımız gibi döviz bazlı bir şeye de çevirip çevirebiliriz. Tabloya çevirip. Evet, yani örneğin girip 2006 yılındaki hani bütçesi neydi diye bakılabilir. Evet. Ve bugünkü bütçesi nedir diye bakılabilir. Bunu dolara çevirebilirsiniz ya da bizim iktisatçıların çok yaptığı enflasyondan arındırarak sabit fiyata çevirerek de yıllık artış olarak da bakabilirsiniz. Ama bu program için bu bilgiler dense güncel durumu şu an içindeki yangın durumunda ki bütçeyi açıklamak bana daha uygun geldi. Onunla sınırlı tuttum. Bir de bunu daha sonra yapacağımız bir başka programda Orman Mühendisleri Odası'yla da konuşabilir ve tartışabiliriz. Evet. Onların katkılarını da alabiliriz. Çünkü bu döner sermayeden elde edilen 7,5 milyar gibi bir kaynağın, Türk lirası gibi bir kaynağın, plantasyon, ne kadar orman alanı, ne kadar işletme, bunlar çok teknik konular. Orman mühendisleriyle konuşmak lazım. Bunu çevreciler açısından eleştirenler de var.
bunun doğru yapılmasının mümkün olduğunu söyleyenler de var. Ama çok önemli bir kamu kaynağını yönetiyor Orman Genel. Hem de çok stratejik ve çok tehdit altında. Herhangi bir kamu iktisadi teşekküründen çok daha önemli bir yandan kaynağı. Enerji giriyor, bir yandan madenler giriyor. Evet, turizme verilen izinler ve son çıkan konutlaşmaya açılıyor. Orman köylülerinin hem ekonomik sıkıntıları hem de alana ihtiyaçları konusunda çok riskli müdahalelerle karşı karşıya. Ama çok ciddi bir kaynak yönetiyor. Kaynak yönetme hakkı var. O nedenle o Orman Genel Müdürlüğü ile orman mühendisleriyle bu konudaki akademisyen, bu alanda çalışan akademisyenlerle o döner sermaye gelirlerinin etkinliği, iklim krizine katkısı, olumlu olumsuz katkıları konusunda değerlendirilebilir. Benim yaptığım şu aşamada bildiğim bir konu olan bütçe analizi. Bütçe analizi, evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir şey daha, bu faaliyet raporlarını incelerken dikkatimi çektiği için göstermek istiyorum. Faaliyet raporlarını incelerken faaliyet raporlarında Orman Genel Müdürlüğü'nün her sene şöyle bir ifade kullanılıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na 20 adet yangın müdahale helikopteri tedariki için Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yapılan ortak projeye katıldığını Orman Genel Müdürlüğü'nün ve 20 tane orman yangınına müdahale için helikopter almak istediğini belirtiyor. Helikopter kendisi ana gövde, sonuç olarak askeri bir şey olduğu için Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na gidiyor bu talep. Emniyet Genel Müdürlüğü'nünki de oraya gidiyor. Diğerleri de oraya gidiyor. Burada, jandarmanınki de. Evet, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda bir Savunma Sanayi İstişare Kurulu var. İhtiyaçların hani tedarik edilmesi konusunda bu kurul karar alıyor esas olarak. Ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı da çok önemli bir fon yönetiyor. Savunma Sanayi Güçlendirme Fonu yönetiyor. Bu fonun 2020 yılındaki toplam yönettiği kaynak, her yıl bu kadar kaynak yönetiyor, 26 milyar Türk lirası Sayıştay raporundan görebildiğimiz kadarıyla. Çok çok büyük bir rakam ve Türkiye'deki askeri harcamalar içerisinde ikinci önemli kalem haline gelmiş durumda. Şimdi Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın bir misyonu var. O da diyor ki artık hani tedarik etmeyelim, uzun dönemli plan yapmış, bazı şeyleri yerli üretime geçelim. Çünkü Türkiye bununla karşı karşıya kaldı. Bazı teknolojiyi hep yurt dışından tedarik ettiği için daha sonraki kullanımlarda, yedek parça ihtiyacında darboğaza girdiğini görüyor. Şimdi 2005 yılında bir helikopter şeyi açıyor. Tedariği için ihale açıyor ve buraya Orman Genel Müdürlüğü diyor ki benim altında su taşıma haznesi olan 20 tane helikopter ihtiyacım var. Bildiriliyor, kabul görüyor ve istişare kurulu, Savunma Sanayi İstişare Kurulu 2005 yılında 52 tane helikopter ihalesi, tedarik ihalesine çıkma kararı alıyor. Burada son satırda gördüğünüz kırmızı Orman Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne de 32 tane helikopter alınması ihtiyacı kabul ediliyor ve 52 tane helikopter için ihaleye çıkarılıyor. Sonra 2006 yılında bu ihale görüşmeleri devam ederken Genelkurmay Başkanlığı'na bir iki tane daha ekleniyor, 54 oluyor. 2007 yılına geldiğinde bu tedarik ihalesini yeniliyorlar ve 70'e çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü hala 20 tane helikopteri bekliyor. 50 taneye çıkıyor. Silahlı kuvvetlerin talebi, Jandarma Genel Komutanlığı 60 tane istiyor, 30 tane istiyor. Özel kuvvetler 6 tane ekleniyor. Tedarik, ihale tedarik rakamı değiştiriliyor. 70'e çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü hala 20 tanesini bekliyor. 2007 yılına gelmiş durumdayız. Toplam 70'te. 2007 idi bu. 2019'da
ihale durduruluyor. Çünkü bu ihale tedarik ihalesi. Deniliyor ki hayır, biz bunu tedarik ihalesi değil. 2009'da. 2009 yılında. Evet. İşbirliğine dayalı bir üretim ihalesi haline getirelim. Yani üretici firmayla anlaşma yapılacak. Burada Türkiye'deki yerli şeyi arttıralım. Evet. Dolayısıyla bir yaklaşım değişikliği ortaya çıkıyor 2009 yılında. Yerli sanayinin katkısının arttırılması. Biz ormanlar için alınacak şeyi hala bekliyoruz 2009 yılında. 20 tane helikopteri. 2009 yılında yapılan ihale dosyasında, ki bunları aşağıda kaynağını gösterdim, savunmasanayiis.com kaynağından görebiliyoruz. Eğer buradaki bilgiler doğruysa 109 tane üretim ama 12 tane de acil ihtiyaç nedeniyle tedarik. Hangi kuruma gitti o tedarikler bilmiyoruz ama 20 tane Orman Genel Müdürlüğü'ne bir tane dahi gelmiş olduğunu görüyoruz. 2005'ten beri. Evet. 2009 yılında 109 tane üretilecek, 12 tane tedarik edilecek ihaleye çıkılıyor. Ve toplam 121. Toplam 121 oluyor. 12 tanesi hemen alınacak anladığım kadarıyla ordunun çeşitli kurumlarının acil ihtiyacı için. Orman Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı yine bu acil kategorisinden hani 12-15'e çıkarılamıyor. Ya da o 12 tanesi, evet, Orman Genel Müdürlüğü'nün verilemiyor. Bu konuda anlaşmada Skorsky ile yapılıyor. Air 2011, 2 yıl Amerikan. Evet, 2 yıl sürüyor. Bununla ilgili basına yansımış. S-70 Skorsky uçağını Türkiye'de T-70 ismi altında üretecekler. 109 tane üretilecek, 10 yıl sürecek, 3,5 milyar dolarlık ihaleden söz ediliyor. Burada zaten yaklaşık bu işte 3,5 milyar dolarlık ihale, yani 109 adet üretim için mi, ayrıca 109'un üstüne artı 12 tedarik için toplam bir rakam, onu çok anlayamadım metinlerden ama her durumda öyle 28 milyon dolarla tanesi, işte 33 milyon dolar arasında değişiyor. Yine unutmamak lazım, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün altına su taşıma haznesi konulurken diğerlerinde bir kısmı sadece asker taşımaya yönelikken diğerlerinde silahla ilgili aksamda tanımlanmış, evet, şeyler. Silah donanımları. Dolayısıyla ettiğini, yani birim maliyet tabii ki değişebilir ama ortalama diye baktığımızda böyle en kabası 33-35 milyon dolar gibi bir helikopter alımı bu. 2011'de ihale... Ve her bedel çıkıyor. Evet. 2011'de ihale tamamlanıyor ancak sözleşmenin imzalanması 2014 yılında sona eriyor. 2014 yılında derin nefes alıyoruz. Üretim başlayacak. Şu içinde bulunduğumuz yıl Kasım ayında teslime başlanacak deniliyor. 2021-26'sında da bu 109 tane uçak üretilecek ve Orman Genel Müdürlüğü'nün 20 tane helikopter verecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına müdahale kapasitesi, donanımı olan 20 tane helikopter olacağını 2021-26 arasında heyecanla beklerken 2019 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı yeniden dağıtım yapıyor ve Orman Genel Müdürlüğü'ne diyor ki kusura bakma, sana 3 tane kaldı. Bu çok üzücü bir durum. Bu sana 3 tane kaldığı Orman Genel Müdürlüğü faaliyet raporunda belirtiyor. Yani 2009'dan itibaren, bakın aşağıda kaynağı var, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 bu yıllardaki faaliyet raporlarında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla yangın söndürme amaçlı 20 tane helikopter alınma ihalesindeki işbirliğimiz devam ediyor denilirken 2019 faaliyet raporunda ne yazık ki 20 tanesi 3'e düştü deniliyor. Evet, biz bugünkü programımızda işte helikopter miydi, uçak mıydı, ikisi birden miydi gibi tartışmalara girmiyoruz. Bu gayet teknik bir tartışma. Sadece devletin ilgili kurumlarının vermiş oldukları bilgilere dayanarak, hazırlamış oldukları raporlara dayanarak durumu izleyicilerimizin dikkatine sunuyoruz. Evet, yani bir sözleşme var. Bu sözleşme 2005 yılından beri devam ederken 2019 yılında bu sözleşmenin tek taraflı olarak bozuluyor olması. Orman Genel Müdürlüğü bir cümleyle yer veriliyor. Diyor ki 20 adet helikopter 3'e indirilmiştir. Evet.
Bunu savunmak, sormak sanıyorum artık insanların görevi. Ben de evet, bütçe analizi... Meclise milletvekillerinin takip etmesi gereken konulardan şöyle birisi. Şöyle yazılı bu şekilde bir özet tablo var. 2005 yılında 20 ile başlıyoruz. 32 Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidecek. 2019 yıldaki dağılım ise 3'ü Orman Genel Müdürlüğü'ne, 106 tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidecek şekilde bitiyor. Yani bu helikopterleri ben ormanları önemseyen, iklim yaşadığımız iklim krizi içerisinde yangınla mücadelenin çok önemli olduğunu, çok büyük bir tehlike olduğunu düşünen bir vatandaş olarak Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmesini, bu dağılımın yeniden yapılmasını önemsiyorum. Yani 2001-2006 yılında, yani son 4-5 yıl içerisinde, şimdi içine girdiğimiz 4-5 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri zaten envanterinde birçok helikopter ve uçak varken 106 tane yeni helikoptere kavuşacak. Yani bir düzenli tarifeli bir sefer yapmayacaksa bir yerlere, bu çok yüksek bir sayı. İhtiyaçlarını bilmem, teknik donanımı bilmem ama 20 tane diye 2005 yılından itibaren başlamış Orman Genel Müdürlüğü'nün 3'e indirilmesini anlamak mümkün değil. Bunun bir önceki slayta geri dönersek, bunu ben niye buna değinmek zorunda hissettim? Çünkü biraz önce sözün ettiğim gibi bir bütçe analizi yapıyorum ve bu bütçe analizinde faaliyet raporlarında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bu sözleşme, yani savunma sanayi müsteşarlığıyla ta 2005 yılında başlatılan bu yeni 20 adet helikopter için toplam 226 milyon ABD dolarının savunma sanayi müsteşarlığına aktarıldığı. Orman Genel Müdürlüğü aktarıyor. Aktarıyor. Faaliyet raporunda bu net olarak bu bilgi var. Evet. 2017 faaliyet raporunda. Biz bu daha iptal edilmemiş durumda. Yani 20 tane alacağını varsayıyor. Ve 226 milyon ABD dolarını savunma sanayi müsteşarlığına aktardık diyor. Şimdi buna baktığımız takdirde bu 226 milyon ABD doları aktarılmış. Ama 3 taneyi indirilmiş, 75 milyon dolar gibi bir şey geliyor helikopter başına. Evet. Yani aşağı yukarı işte 2005 yılından beri bekle, helikopter edineme ve 2019 yılında sana 2021 yılından itibaren, o süreçte de en son mu verilir, en önce mi verilir bilmiyorum. 3 tane helikopter veririz ve de bir helikopter başına ortalama 75 milyon dolar gibi bir rakam oldu. Peki bu 3 tane teslim edilmiş mi? Hayır, daha hiçbirisi teslim edilmedi. 2021'in Kasım'ında, bu Kasım'da edilmesiye başlanacağı. Yani 3 ay sonra. Çünkü bütün şeyler yapılmış bakınca savunma sanayi. Evet, çünkü bir açıklaması var Orman Bakanı'nın, son açıklaması diyor ki Cumhurbaşkanımız diyor talimat verdi diyor. Uçak alacağız envantere diyor. Uçak alacağız. Evet. Evet. Envanterde uçağımız ya da helikopterimiz yok diyor ki silahlı kuvvetlerin çok sayıda var. Evet. Orman Genel Müdürlüğü için alacağız diyor. Uçaktan söz ediyor, helikopterden söz etmiyor. Bu 226 milyon dolar kaç uçak karşılığıdır, helikopter karşılığıdır? Bunu benim bilmem mümkün değil. Oradaki ihalenin koşulları ve dediğim gibi donanım farklılığı nedeniyle. Ama ortalama fiyatın oldukça üstünde. Evet, gözüküyor. Yani 30 milyon dolar gibi ortalama 30 silah donanımlı helikopterler de dahil olmak üzere bir. O behem. Ayrıntıyı bilmiyoruz. Evet. Ortalama. Evet. Yani 3,5 milyar dolara eğer 112 üretim artı tedarik ihalesi yapılmışsa bunun ortalaması hani 33 milyon dolar. Bunun ne kadarı yükselir silah eklendiğinde, silahın kendisi değil bu, helikopterin donanımı ona evet. göre ayarlanıyor. 33'ten kaça çıkar? Ormanınki iner mi çıkar mı? Şeyin aldığı, jandarmanın ve emniyetin aldığı sadece taşımaya yönelik olabilir. Hiçbir donanımı olmayabilir. Daha ucuz olabilir. Evet. Ortalama bu. 7,5 milyon halbuki 75 milyon dolar şeyin Orman Genel Müdürlüğü'nün ödediği gözüküyor. Bu onun karşılığı mı, daha çok mu ödedi? Bu tabii yine bilmediğimiz, o nedenle bilemediklerimiz diye soruyoruz. Bilemediğimiz bir konu. Bütçede bunun ayrıntısı, yani 226 milyon ABD dolarını ödedik derken kaç
şey karşılığı olduğunu söylemiyor. Ama o zaman yani bunu 2017 faaliyet raporunda söylediğimde hala 20 helikopter edinme perspektifi var Orman Genel Müdürlüğü'nün. Sonra düşünce ne oluyor orada, o kaynak fazla mı? O para iade oluyor mu? Bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Olması lazım. Bildiğimiz bir şey değil ama mutlaka oluyordur. Yani savunma sanayi müsteşarlığına. Çünkü şöyle bir kaynak var. Ben Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet raporuna da baktım. 2020 yılındaki Jandarma Genel Komutanlığı faaliyet raporunda diyor ki Orman Genel Müdürlüğü'nün 20 olan uçak helikopter sayısı 3'e indirildiğinde bu indirim sonucu ortaya çıkan 17 tanesi 3'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na kaydırılmıştır. Evet. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu 3 yeni tedarik için ihtiyaç duyduğu bütçe şu kadardır diyor. Yani dolayısıyla kaydırıldığında hangi kuruma kaydırılıyorsa o kurumun bütçesinden mutlaka aktarılıyordur. Ama fazla bir şey aktarıldıysa bu önemli bir şey. Çünkü biz bütçeyi parlamentoda onaylanırken ya da ilan edilirken, resmi gazetede ilan edilirken sonuçta şu kadar lira kaynak Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopter için çıktıysa bunun daha sonra değiştirip yok ben onu Orman Genel Jandarma'dan oraya aktaracağım. Bu kanunen resmi gazetede yayınlanmış olan bütçe üzerinde sonradan değişiklik yapılması demektir. Bu Sayıştay'ın işi. Evet. Bunun ayrıntısını bilmemiz mümkün değil. Ancak Sayıştay bilebilir. Evet. Ancak ilgili Sayıştay raporlarında yani Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili Sayıştay raporlarında bu konuda herhangi bir ibare yok. Evet. Bu daha yine ayrıntı bir konu. Hani bütçe oradan mı gitmiş, buradan mı gitmiş ötesinde bütçe nereden giderse. Ama belirlenmiş olan ihtiyaç. Hem 20, de 2005 yılında evet, belirlenmiş evet, olan evet. ihtiyaç. Bu acı verici. Evet. Bunun hiçbiri tedarik yoluna bu süreçte uzayınca gidilmemiş. Gidilmediği gibi 2019 yılında da kusura bakma senin bizim ihtiyacımız daha çok arttı deyip Orman Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı çok ciddi oranda düşürülmüş. Bu rahatsız edici. Bunun kaynağı oradan gidebilir, buradan gidebilir. Ben Orman Genel Müdürlüğü'nün bir belirlenmiş 20 tane helikopter ihtiyacının karşılanmasını vatandaş olarak bekliyorum. Kaynağı nereden karşılanırsa karşılansın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yönettiği Savunma Sanayi Fonu 26 milyar Türk Lirası. Evet. Bir senede. Bu sözünü ettiğimiz OGM'nin ödemesi 3 yılda yapılan bir ödeme. Yani yılda 200 milyon gibi kur farkına bakarak 200 milyon Türk lirası gibi 3 yıl üst üste para ödemiş. Yani 200 milyon Türk lirası OGM'nin bütçesinden çıkan kaynak ne? Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yönettiği Savunma Sanayi Güçlendirme Fonu'nun içerisindeki kaynak ne? Yani içinde solda sıfır kalır. Hemen Savunma Sanayi Müsteşarlığı kendi kaynaklarından Orman Genel Müdürlüğü'ne bu üretimi gerçekleştirmiş ve 2021'de verilecek olan uçaklardan 3'ün çok üstünde peyderpey vermesi içinde bulunduğumuz bu yangın sürecinde kamunun alacağı çok önemli görevlerden, çok önemli kararlardan biri olur diye düşünüyorum. Evet, tabii ki bu arada bizim bu çalışma sırasında bulduğumuz başka bilgiler de var ama detaylarına bu programda girmemiz zamanımız açısından mümkün değil. Ama mesela Orman Bakanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki çakmak çaksa görüyoruz diyor. Evet. O da bizim senelerden beri bildiğimiz ormanlardaki gözetleme kulelerindeki bütün personel, 24 saat çalışan personel işten çıkarılıyor ve onların yerine bir takım aynı kameralar kullanılıyor. Yani bu üniversitelerle beraber yapılan proje, bunun yine etkinliğini yani düz insana göre etkin olup olmadığını o uzmanlarla tartışmak lazım. Ama çok sayıda şu söyleniyor kendi ifadeleri faaliyet raporunda, ekonomik nedenlerle şu kadar insan tarafından kullanılan, gözetlenen kule kapatılmış. Yerine şu kadar sayıda elektronik gözetleme kulesi korunmuştur deniliyor. Daha ucuz olması beni ilgilendirmiyor şu aşamada.
etkin mi onu bilmiyorum. Evet. O tabii ki zaten bu bizim bu programda tartışacağımız bir şey değil ama şu önemli. Çatmak yaksa görmüşler. Anladığım kadarıyla görmüşler. Evet. Yani öyle o zaman çıkıyor. Şu tartışmalar da ortadan kalkıyor. Bu nasıl çıktı? Bu yangınları kim çıkarttı falan gibi bir takım tartışmaların da ortadan kalkması lazım ve ilk dakikalardan itibaren Orman Bakanı'na düşen sorumluluk bunu açıklamak. İkinci nokta ise tamam çakmağın çaktığını gördük, gördü Orman Genel Müdürlüğü. Peki müdahale? İşte müdahalede de karşı karşıya kaldığımız tablo hem Türk Hava Kurumu'nun uçakları meselesi hem bu 20 tane hatta 2005'te 20 tane olarak belirlenen ihtiyacın o yıllar içinde iklimdeki değişikliklerle birlikte, küresel ısıtmayla birlikte o ihtiyacın artması da söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında Orman Genel Müdürlüğü'nün ilk başta açıklamış olduğumuz güçlü yanlar zayıflamış olduğunu ve çok ciddi bir tartışmaya neden olduğunu da görüyoruz. Envanterde bir devlet envanterinde yangın söndürecek uçak ve helikopterin bulunması gerekir bir devletin envanterinde. Bu böyle bir ihtiyacımız olduğunda kiralarız gibi saniyelerin çok önemli olduğu bir konuda. Evet. Yani çakmağın çaktığı anda devreye girebilecek olan bir mekanizmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Bunun yine tartışmalardan daha çok helikopterden çok uçak olduğu da söyleniyor. Doğru. Bu da olabilir. Coğrafi koşullar dikkate alındığında helikopter de önemli olabilir. Biz bu tartışmayı yapmıyoruz ama en azından bu tartışma yapılmış. 2005 yılında bir 20 helikopter ihtiyacı belirtilmiş ve bunun için bir ödemeyi Orman Genel Müdürlüğü o kısıtlı dediğimiz bütçesinin içerisinden yani 2021 için 1 milyar 800 milyon gibi gördüğümüz bütçenin içerisinde ödemiş. Yani neye göre kısıtlı? Savunma sanayine göre kısıtlı. Savunma sanayi geliştirme fonuna göre kısıtlı. Yapmış, yapmaya devam ederken 3'e düşmüş. Bu bütçe açısından dikkat çekici. Evet, biz tabii ki bir başka programımızda aynı zamanda başka ülkelerin orman alanlarıyla karşılaştırmalı olarak donanımlarının ne olduğunu da gündeme getirelim. Yani Avrupa ülkeleri, Rusya, Amerika ve Avustralya çünkü oralarda da çok ciddi yangınlar olduğunu biliyoruz. Bir yandan da Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği tarafından açıklanmış olan ülke bazlı ayrılmış olan orman yangınları için ayrılmış olan bütçelerini de dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktaracağımız bir başka programda planlayalım. Bütçe konusunda elimden gelen yardımı uluslararası karşılaştırma için yapabilirim. Ama diğer ülkelerin sahip oldukları envanterleri bilmiyorum. Onlar da bir takım web siteleri izlenebilir. Evet. Bu coğrafi koşullara vesaire çok bağlı olduğu için daha teknik elemanlarla birlikte tartışmak da çok yararlı. Doğru. Hocam çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Evet efendim, bu programı kaydeden arkadaşımız Ali Vatansever'e de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şehir hepimizin programlarının tamamını arka planda yönetmen arkadaşımız Ali Vatansever kayda geçiriyor ve Medyascope'a iletiyor. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk idi, iktisatçı ve kamu harcamalarını izleme platformu sözcüsü. kahip.org sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bu bilgilerin önemlice bir kısmını bulmanız mümkün. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinden itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edilemiyor ama yöre halkı ve orman muhafızlarına, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz. Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen
Çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.